Herkese selamlar. Meyve bahçemizin ilk ağaçları olan hünnapları dikmeye başladık. Yaklaşık olarak 500 metrekare alana 25 adet hünnap fidan dikiyoruz. Fidanlarımız 2-3 yaşlarında. Şöyle. Gelişimleri de saksıya göre iyi. Bütün fidanlarımız şöyle saksıdaydı. Köklerini de birazdan gösterelim. Dikim aralığından bahsedeyim. İki ağacın arası 4 metre. İki sıranın arası tekrardan 4 metre. Yani 4'e 4 bir dikim yaptık. Bu da bizim için yeterli. Zaten arı kısımlara genelde kabak ekiyoruz. Bu mesafede rahat rahat bizi kurtaracaktır. Dün itibariyle toprağımızı analize gönderdik. Dikim yaparken dikim çukurlarına sadece leonardit koyuyoruz. Eğer toprak analizinde fosfor eksikse DAP veya MAP kullanabilirsiniz. Köklenmeyi hızlandıracaktır. Birazdan zaten ayrıntılı olarak anlatmaya çalışacağım. Şu an gördüğünüz gibi her yer yeşil otlarla kaplı. Yaklaşık olarak sonbahardan beri bu otları 3 defa biçtik. Şu an 4.'yü biteceğiz. Toplam bu otların boyları 1 metre oldu. Bu sayede hem toprağa organik madde sağlıyoruz hem de besin sağlamış oluyoruz. Eğer video tek parça olursa bugün yüklemeye çalışacağım direkt bölmeden. İlk önce şöyle 50 santim derinliğinde çukur kazıyoruz. Ayrıca toprağımızın yapısından da bahsedeyim. Üst kısım yaklaşık olarak organik maddesi 3-4 seviyesinde. Her yerimiz solucan. Gördüğünüz gibi rengi biraz koyu kahverengiye geçiyor. Bu da organik maddesinin yüksek olması demek. Bulunduğumuz bahçe eski çay yatağının kurulu olduğu için alt kısmında neredeyse kum diyebilirim. Zaten toprağımız da kumlu tınlı diye geçmekte. Şöyle. Alt kısım sulu olduğu için, daha doğrusu kumlu olduğu için dirine sıkıntımız olmuyor. Dediğim gibi ilk olarak 50 santimlik bir çukur kazıyoruz. Çapı da yaklaşık olarak 40 santim civarında. Bu çukurun en alt kısmına leonardit döküyoruz. Kullandığımız leonardit elenmiş bir ürün. Yaklaşık olarak 3 avuç yeterli oluyor. Tabii bunları katman katman yapacağımız için toplamda bir çukura ortalama 2 kilogram leonardit kullanıyoruz. Bu işlemden sonra toprağın yüzeyinden, acı şunu da belirteyim, toprağın üst kısmını buraya aldık. Toprağın alt kısmını ise buraya döktük. Burası önemli çünkü üst kısmındaki toprak verimlidir. Alt kısmındaki toprak verimsizdir. Mutlaka bunları ayırın. 2 tane kazmamız var. Bununla derin çukurları kazıyoruz. Bununla da toprağın üstünü dolduruyoruz. Şöyle toprağın yüzeyinden toprak alıyoruz. Şöyle hemen leonarditin üzerine atıyoruz. Daha sonra şöyle ince bir tabaka halinde yayıyoruz. Tekrardan üstüne 1-2 avuç leonardit. Bu sayede fidanın altındaki toprağı çok kuvvetli hale getiriyoruz. Her fidanda bu işlemi mutlaka yapın. Ayrıca sadece hünnap ekmeyeceğiz. Arı dikim yapmayacağız. Yaklaşık şuradaki bütün bahçe meyve bahçesi olacak.
bir kat daha toprağımızı yaydık. Üstüne bir kat daha leonardit. Bunu şuraya kadar yapıyoruz. Saksımızın dibine gelene kadar. Son kat toprağımızı koyduk. En üst kısma tekrardan leonardit döküyoruz. Fidanımızı alıyoruz. Şöyle saksıdan çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi netleyelim. Köklerimiz gayet sağlıklı. Fidanları dikerken mutlaka şuradaki yaban otları temizleyin. Üst kısımdaki. İlerleyen zamanlarda uğraşmanıza gerek kalmaz. Son olarak yapacağımız şu saksının alt kısımdakini, kökleri yolmak. Eğer bunları yolmaz iseniz saçak kökler hemen toprağa geçmez. Bu yüzden burasını önemseyin. Şöyle şu kadar yolmanız yeterli olacaktır. Daha sonra önemli olan bir ikinci kısım, şuradaki toprakla şuradaki baş toprağımızın seviyesi neredeyse bir olması gerekir. Şu an bizim yaklaşık 3-4 parmak daha toprağa ihtiyacımız var. Onları da şöyle yan taraftan alalım. Solucanlarımız da hemen çıkmaya başladı. Topraktaki solucanlar önemli. Toprak canlılığı bizim için her zaman ön plandadır. Bu yüzden bahçemizde kullandığımız gübreler daha azdır. Bir de şu var. Şu an toprağımızı havlandırdığımız için bundan biraz daha yukarı dikmemiz lazım. Çünkü suladığımız zaman toprak çökecektir. Bunu da göz önünde bulundurun. Şöyle. Eğer fidanlarınız aşılıysa, aşı kısmı her zaman şöyle kuzeye bakarsa daha iyi olur. Şu şekilde fidanımız gayet iyi. Yan tarafları da sol tarafa ayırdığımız topraktan, yani toprağın üst kısmından çıkarttığımız toprakları fidanın etrafına döküyoruz. Şöyle biraz da inceleme yaparsanız boşluk kalmaz. Kökler hemen harekete geçer. Genelde bizde fidan dikimleri Şubat ve Mart aylarında yapılır. Tabi bölgeye göre değişebiliyor. Şu an bizim ağaçlarımız uykudayken bazı bölgelerde uyanmış oluyor. Şuralara biraz daha leonardit atabiliriz. İlerleyen videolarda zaten göreceksiniz, şunu da belirteyim. Genelde bu ağaçların dipleri bizde her zaman yeşil otlu kalacak. Canlı bakteri kullanmayı da ilerleyen zamanlarda göstereceğim. Sebzelerde kullandığımız gibi bu fidanlarda da canlı bakteri uygulaması yapacağız. Şöyle hafif de ayağınızla bastırabilirsiniz. Son olarak sulamayı da göstereyim. Şöyle bidonumuz var. 10 litrelik. 10 litre suyun içine şuradan hümik asitimizi alalım. Türkiye'de bulunan en iyi hümik asitlerden birisidir. 10 litre suyun içine bir kapak yeterli oluyor. Yani 50 mililitre. Döküyoruz. Daha sonra yaklaşık olarak bir fidana 4 ila 5 litre boşaltıyoruz.
gördüğünüz gibi direkt zaten çekti. Bu sayede toprakta bulunan boşlukları doldurmuş oluyoruz. Fidanı biraz daha yukarı ekmenin avantajı bu. Toprak çöktüğü zaman fidan direkt kendi yerine gelecektir. Biraz budamadan da bahsedeyim. Münnep ağaçlarının biraz daha yüksekten dallanmasını isterseniz şöyle 1 metreden budama yapabilirsiniz. Bizim için bu ideal bir fidan. Eğer alt kısımlara dallandırma yaparsanız ileride çapa yaparken, ot yolarken sıkıntı olacaktır. Şöyle budamasını da göstereyim. Şu an mesela bu bizim için çok alçaktan bir dallandırma. Bu yüzden en verimsiz olan dalı kesiyoruz. Mesela şuradan yara almış bitki. Tam telefondan netlemedi. Buradaki dalı kesiyoruz. Bu sayede buradaki dal bizim için yeterli olacaktır. Başka bir dal var mı? Onlara da bakalım. Şuradaki fidanlarımızı ben kesmiştim. Şuradaki açık yaralara aşı macunu sürebilirsiniz. Veya bal mumu. Diğer ağaçlarımızda bir sıkıntı yok. Hepsi gayet normal. Alt kısımlarda mümkün olduğu kadar dal bırakmıyoruz. 1 metre bizim için idealdir. Şunları mesela budamamız gerekli. Bir sonraki videoda buradaki ağaçların diplerine bambu çubuğundan destek yapacağız. Rüzgarlarda sağa sola yatmasın. Şurada da mesela budama işlemi yapabiliriz. Çünkü çok alçaktan dallandırılmış. Şuradan aldık. Daha şunları da alabiliriz. Sadece tek dal gitsin. Şuradaki dal yamuk olduğu için bir sonraki videoda bu dalı böyle düzeltmemiz gerekecek. Bugünlük bu kadar. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.